Canım ben arayacağım seni sonra. Bak bu pompomunun sakın sen olmadığını söyle bana çabuk. Sakın kapatma. Ela kardeşini gördün mü? Handan Hanım hoş geldiniz. İnanın öğretmen arkadaşlar da ben de çok mahcubuz. Buyurun. Oğlumun bebek kakası kokulu gömleği, bebek bezi kirli ve siz armut toplarken ağzına yapıştırılmış bir emzik. Ha bu arada bunlar da sizin için burnunuza. Benim yaklaşık 3 banyo, 6 keseden sonra hala alabildiğim kokuyu siz almayın diye. İnanın çok mahcubuz. Olaya karışan bütün öğrenciler disipline sevk edildi. Bakın akran zorbalığı... Sizin göreviniz benim çocuğumu zorbalıktan korumak. Ben oğlumu işkence görsün diye göndermiyorum bu okula. Handan Hanım inanın böyle bir şey bir daha... Asla olmayacak, asla. Bunlar da size hediye mi olsun? Artık utanç duvarı zorbalık anıtı falan yaptırırsınız. Handan Hanım gitmeden bir sonraki gündemimiz kaynaştırma eğitimi için... Kaynaştırma eğitimi derken? Kaynaştırma sınıfı okullarda özel öğrencilere yönelik bir sistem. Can'ın durumu için çok yararlı olacağından eminim. Can'ın durumu derken? Anne ben doktorun Can'a koyduğu tanıyı okulla paylaştım da... ...hani ona göre bir şey yaparsam. Tanı derken? Tanı falan yok Derya. Biz özele gideceğiz daha. Ha bu arada siz illa ben bu çocukları kaynaştıracağım diyorsanız... ...ben size şimdi göstereyim nasıl kaynaştıracağınızı. Anneleri kızıyor değil mi? Sen daha dur. Annem hepsinin altına işletecek onların. İşletecek değil mi? Evet çocuklar da hazırsa malum ben biraz yoğunum. Tabii tabii. Her veli toplantısında duyuyoruz ne kadar yoğun olduğunuzu. Can gel oğlum buraya. Gel anneciğim. Gel. Özür dileriz Can. Ben de özür dilerim. Çok özür dileriz Can. Özür dileriz Can. Anne. Tebrikler ya. Çok güzel kaynaştırdın çocukları. Sağ ol tatlım. Rehberlik hocası da örnek alsın beni. Şu an bile dalga geçebiliyorsun. Senin gibi gamlı baykuş olmadığım için çok özür dilerim. Bana kaynaştırma eğitimini kabul etmemek için bir tane mantıklı sebep söyler misin? Bir tane. Söylüyorum. Heh. Çünkü ne gerek var? Ne yaparsam yapayım olmayacak değil mi? Sen yine en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Bencil olacaksın. Sırf rahatın kaçmasın diye gerçekleri görmezden geleceksin. Derya işine bak. Senin ödemen gereken bir borcun yok mu? Git borcunu öde, anneliği de bana bırak. Öyle mi? Tamam. Unutma ama bak bu söylediğini tamam mı? Annelik sende. Annelik sende. Çok şaşırdım Dündar Bey ya. Ne kadar hızlı çıktı. Ay hiç şaşırmadım ben kızım. Boş bırakırlar mı onu? Kim acaba? Çok merak ettim. İyi günler. İyi günler. Ben kimenizi alabilirim? Teşekkürler. Hemen bakayım. Tamam. Bora Bey'in asistanı sizi bekliyor. Derya Güven işlemleri tamamlandı. Hayırlı olsun. Departmanına götürebilirsin. İnsan kaynaklarından da öyle dediler ama bana bir hata olmuş gibi geldi. Hata yok. Yok biz detayları konuştuk anlaştık. Stajımda bir problem yok yani. Peki. İyi çalışmalar Derya Hanım. Ben bunu getirdim. Şöyle.
içinde dönem projelerim, vize sunumlarım, bir de final projem var. Final projem daha taslak tabii, o gözle bakarsanız. Ay, açık ofis çok güzel. Hocalar anlatıyordu zaten, hep çalışmış galiba. Selam. Ben seni nereden tanıyorum? O gün arkadaşımızın bahçesindeki o şey. Ha, faturacı kız. Evet, ta kendisi. Hoş geldin. Oraya mı geldin? Yok, ben aslında burada çalışmaya başladım. Hadi ya, hayırlı olsun. Stajyerlik falan mı? Hanımefendi Ezgi Hanım'ın yerine çalışmaya başladı. Çok hoş. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim o zaman. İyi çalışmalar bana da, size de. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşürüz. Derya Hanım, çalışacağınız yer burası. Hayırlı olsun, iyi çalışmalar. Aman Burcu, yani kariyer yapmaya gelmedim ki ben zaten buraya. Borcumu ödeyeceğim. Ha çizim masasında, ha kahve tezgahında, ne fark eder yani? Acı yok, borç var. Bora Bey'in odasına espresso double shot bir latte, artlı. Artlı. Tamam Burcu, kapatıyorum. Yüzü gözükmüyor ama kim olduğunu biliyoruz değil mi? Kim olduğu üzerinden pomponundan akıyor. Voilà. Alkışlar Handan Hanım için. İlk günden hedefe kilitlenmiş, emin adımlarla yürüyor. Ya şimdi azimli kadın, kabul edelim. Hayır, hedefe kilitlendiği için ona kızacak değiliz değil mi Bora? Ya bu düzeydeki bir kadın için bu büyük bir başarı. Hatta ya şu dandik fotoğraflar bile bir zafer sayılabilir. Hatta yüzü de gözükseymiş, kadının zafer çığlıklarını bile duyabilirmiş. Neyse, uzatmayacağım. Kadında bir sürpriz yok. Benim bu fotoğraflarda asıl düşündüren babam. Baksana şu yüzündeki ifadeye. Ölüm acısı, rahatlama, yas, suçluluk duygusu. Yani baban anneni kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Tabii doğal olarak da bu Handan gibi kadınların kolay bir hedefi haline geldi maalesef. Babanın işi zor. Çünkü o klasmandaki, o kategorideki, böyle sınıf atlama telaşesinde olan bütün o küçük Handancıklar sıra edilecek şimdi. Tabii ne sen ne de ben babanı kendi nefsinden koruyamayız ama... Kahveden sonra devam ederiz. Kahve servisini buraya alabilir miyim lütfen? Biraz daha hızlı ve dökmeden lütfen. Ah,
İşiniz bittiyse çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Pardon. Beni duyuyor musun? Anlıyor musun? Bölüyorsun da. Çıkabilirsin yavrum. Tanıdık birini mi gördün? Babanızı gördüm de. Afiyet olsun. Ondan beri yalancısın. Sen şimdi ciddi ciddi yemeğimizi yapmayacaksın yani. Ama aç kalırız ki. Eyaz kısa sürdü. Dündar Demir, Gizemli Güzel'le baş başa. Ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Saat 9'u geçiyor geçiyor. Bizi aç bırakıp magazin mi okuyorsun? Ben sana bundan sonra yemekleri annem yapacak demedim mi Ela? Oley be! Annem çok güzel hamburger yapar. Mıy mıy. Hayırdır? Niye grevdesin sen yine? Kim annesinin spes yerini özledi? Ben! Al bakalım. Ama annenize de ayırın patateslerden. Sakla sakla çöpe atamazsın. Hatırası da var artık. Pomponun olmasa da tanıdım. İnsan annesini tanıyor işte maalesef. Çok iyi tanıyor. Tamam haklısın. Görüşmeyeceğim dedim. Yemeğe gittim. Sen de şok oldun. Yani hazırlıksız yakalandım. Ben de hazırlıksız yakalandım. Hı. Ama öyle yani düşündüğün gibi yazılanlar gibi bir şey değil. Yani ciddi bir şey değil öyle. Konu sensin anne zaten. Nasıl ciddi bir şey olabilir ki? Ne demek istiyorsun sen? Şş, bana bak. Bana bak ne demek istiyorsun sen? O adamlar seni ciddiye almıyor mu demek istiyorsun? Ay adamlar adamlar adamlar. Daha önemli bir şey yok değil mi adamlardan? Sen ne ima ediyorsun? Adamlar adamlar. Ne ima ediyorsun onu söyle. Hangi adamları diyor? Ya diye. Ama annemin patatesleri soğuyor. Hangisi ya? Hangisi ciddiye aldı seni? Hangisi saygı duydu sana? Bir tanesini söyler misin bana? Terbiyesizleşme bak. Çok fena olacak. Ben söyleyeyim sana. Hiçbiri. Bizi görünce topuklayan o adamların hiçbiri ciddiye almadı seni. Bu adam da almayacak. Değil adam. Kadınlar be. Adamları geçtim. Kadınlar eziyor artık seni. Bak çok ağır konuşuyorsun. Çok ağır konuşuyorsun. Annenle konuşuyorsun. Okulda veliler eziyor. Sen kıskanıyorlar sanıyorsun. Gençsin, güzelsin. Anneye benzemiyorsun ya. En sevdiğin iltifat anneye benzememek ya. Herkes senin gençliğini, güzelliğini kıskanıyor ya. Kıskanmıyorlar anne. Aşağılıyorlar. Böyle aklı başında kariyer sahibi, kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlar senden. Böyle senin gibi zengin koca peşinde koşup kendini ezdiren hemcinslerinden utanıyor be. Ne oldu? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek rahatsız mı etti seni? Ama ben sana daha ağırını söyleyeyim Gizemli Güzel. O yamanmaya çalıştığın herifler bizi görüp kaçarken peşlerinden koşman ağır. Zengin koca sevdasıyla kendini ciğeri beş para etmez heriflere ezdirmen ağır. O adamlar da aynı babam gibi.
Zengin koca tam olarak ne? Çok kötü bir şey mi? Yok, iyi bir şey. Yani iyidir herhalde. İyiyse niye kavga ediyorsunuz ki? Hem annemin zengin kocası var, babam var. Babam annemin kocası değil artık. Artı zengin de değil. Bana ne ya, barışacaklar. Annemin zengin kocası babam olacak diyorum size. Siz de barışacaksınız. Hem annem bir daha yapmayacak. Bence özür dilemek için beni kaynaştıracak. Sen nereden biliyorsun kaynaştırma işini? Siz kavga ederken duydum. Sağır mıyım? Ne olduğunu biliyor musun peki? Biliyorum. Kötü bir şey. Kötü bir şey mi? İyi bir şey olsa annem izin verirdi. Hadi. İkisinde. Acıyor mu yanan? Hiç acımadı. İyice hiç acımaz. Ela hadi geç kalıyorsunuz. Ay evet evet. Annem bugün atölyeye bekliyor kızlar. Mezuniyet cicileri annemden. Yani atölyede programı çok yoğun. İş kadını sayılır hafiften. Ama biricik kız için vakit ayıracak tabii ki. Ay tabii canım, seç beğen al. İstediğimiz bütün tasarımlar bizim. Saçmalama ya, daha neler. Kızının biricik kankilerinden para alacak değil ya. Tabii ki de beleş. Merhaba kankiler, öyle bir şey olmayacak çünkü. Kızlar, ben sizi arayacağım. Abla ne yapıyorsun ya? O kandırdığın arkadaşlarına gerçeği söylüyorum Ela. Yalan kötü bir şeydir. Annesi atölyesine çağırıyormuş da, yok annesinin tasarımları kankilerine bedavaymış da. Ya utanmıyor musun sen böyle saçma sapan yalan söylemeye? İş kadını diyor bir de. Annem o atölyenin terzisi bile değil ya. Ne ara bu kadar yalancı oldun sen, neyin kompleksi bu Ela? Sana ne oluyor be? Annemin haberi var tamam mı? Annem idare ediyor. Yürü. Yürü. Kaynaştırma eğitimine onay veriyorum. Özür mü bu şimdi? Özür bu. Çok özür dilerim. Yani daha önce hiç böyle bir şey olmadı biliyorsun. Böyle elimden kaçtı, ilk ve son söz veririm. Sıra sende. Sen de o söylediklerini yanlışlıkla söyledin değil mi? Yani beni üzmek için söyledin. Öyle aslında gerçek düşüncelerin değil, kavga sırasında söyledin değil mi? Hı-hı. Bu arada o internette gördüğün fotoğraflar, o adam... Kaynaştırma eğitim diyorduk anne. O fotoğrafları açıklamamı istemiyor musun? Bu izin belgesinin müdüriyet teslim edilmesi lazım. Gerçekten sana ne olduğunu anlatmamı istemiyor musun? Tamam, sen o zaman bunu okula geçerken bırakırsın. Anneciğim, o izin kağıdını sen götüreceksin okula. Unuttun mu? Dünden beri anne sensin. Derya, ben şey yapacağım. Ela ile konuşacağım, halledeceğim yani, aklın kalmasın tamam mı? Ne yapacaksın anne?
Kızının yalanlarını idare etmeyecek misin mesela artık? Ya hayır, ondan değil. Ben öyle arkadaşların yanında eziklemesin. Eziklemesin, evet. Yalancılık hiç eziklik değil çünkü. Ya, ama ben konuşacağım. Ela'yla konuşacağım. Ay konuş, istiyorsan sabaha kadar konuş. Öyle atıp tutmayı, hava atmayı senden öğrenmedi çünkü. Ünlü modacı Handan Hanım. Evet, Bora Bey'in kahvesi Ruanda double shot, tamam. Ezberledim, yapıyorum hemen. Öf ya, her katta bir pompon muhabbetidir yalnız. Büyük patron karizmayı bir pompona çizdirdi. Haberleri kaldırtmaması da ne tuhaf değil mi? Kaldırtmayı bırak. Tekzip veremedi, baksana. Ha, sen şey diyorsun. Pomponluyla işler ciddi diyorsun yani. Gel. Bu kadar mı? Şeker atıp karıştırayım mı istiyorsunuz? Şeker kullanmıyorum. Ama bence buralar zaten yeterince karışık. Ne ima ediyorsunuz? Haklısın. Daha açık olmam lazım. Ne düşünüyorsun? Ekranın kapıya dönük olmasının çok saçma olduğunu ve magazine fazla düştüğünüzü düşünüyorum. Sıradan bir magazin haberi diyorsun yani. Mesafeliyiz bayağı duruma. Babanızla da magazinle de ilgilenmiyorum Bora Bey. Hadi ya. Evet. Halbuki ben dün bu konu bayağı ilgini çekiyor sanmıştım. Ne oldu? Bro, şu revizelere bakabildin mi? Kötü zamanlama galiba. Yok, ben işimi bitirmiştim zaten. Size iyi çalışmalar. Neydi bu şimdi? Faturacı kızla yüksek tansiyonlar, manalı elektrikler falan. Sen hasta bir adamsın. Ben gayet sağlıklı bir adamım. Asıl hasta olan sensin. Hatta baban da sağlıklı. En azından hormonları senden daha sağlıklı. Vay! Barış Bey'den rövaşata denemesi ha? Güzel, sevdim. O adamla görüşmüyorum de bana anne. Dur, dur bir nefes al ya, ne adamı? Bak bana yalan söyleme, bana gerçekten doğruyu söyle. O adamla görüşmüyorum artık de lütfen. Anne, sana diyorum ya. O pomponu cehennemin dibindeki çöpe attım. O adamı da bir daha görmeyeceğim de lütfen ya. Evet tatlım, aynen öyle. Ya ne pomponu ne adamı? İkisini de attım gitti ben ya. Hadi bay bay. Ya dur. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen başla. Okula falan gidemem ben artık. Bitti anne, bitti. Benim okul hayatım falan bitti şu an. Ablam okulu mu bırakıyor? Takipten çıkmışlar. Her yerden engellemişler beni. Konuşmayacaklar bir daha benimle. Yüzüme bile bakmayacaklar. Ablam arkadaşlarıyla küsmüş mü? Herkes anlayacak, niye takipten çıktınız diyecekler. Herkes öğrenecek. Yarın bütün okul beni konuşacak anne. Ela kızım saçmalama, Allah aşkına dünyanın sonu gelmiş gibi davranmasana. Dünyanın sonu anne, benim için dünyanın sonu. Bana bak, sana iki arkadaşın küsmüş olabilir ama ben işsiz kaldım. Hı.
Ablam arkadaşları küstü diye niye annem işsiz kaldı ki? Yok yok. Duyuyor musun o küçük bencil cadıyı? Kankalarını hava atacak diye işimden olmuşum. Umrunda değil nasıl çığlık atıyor bana. Suçluluk duyuyorsun. Yalan söylemesine yardım ettin. Tam çark ediyordun, yakalandınız. Şimdi kendini suçluyorsun işte, klasik hikaye. Suçluluk duydukça saldırıyorsun. Kızım sen psikoloji okusana. İlk seansında kardeşine yaparsın çünkü dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyor. Ergen? Derya'cığım farkındaysan ben onun yaşındayken... Beni doğurmuştun evet. O yüzden buna da şükür de bence anne. Bugün nasıl bir gün ya? Gezegenler mi çarpıştı, ters mi döndü, ne olduysa ekildim, kovuldum. Kızım benden nefret ediyor. Ekildin mi? Sana ne? Yakaladım bir şey yapıştır. Çünkü zaten Ela yetmiyor bana Derya'cığım. Bir sen eksiktin kızım. Sen de devam et çünkü bir sen eksiktin. Yetmiyor bana Ela. O yaşta öyle oluyor işte. Dünya arkadaşlarından ibaret sanıyorsun. O kızlar hepimizden değerli şu an Ela için. Bir sakin ol. Anlayışlı ol. O da bir sakinleşsin. Otur al karşına bir konuş önce. Neyi kompleks yapıyor? Neden yalan söylüyor? Bunları bir konuşun önce anne. Hiçbir şey benim hayal ettiğim gibi olmuyor ya. Ne hayal ediyorsun ki sen? Derya insan ne hayal eder? Kendinde olmayanı. Zengin koca mı? Sana zengin kocayla ilgili bir sır vereyim mi? Bir zengin koca asla sadece bir zengin koca değildir. Zengin koca eşittir kocaman bir ev. Fatura kaç gelir demeden bütün ışıkları yakacağım kocaman ışıl ışıl bir ev. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. E tabii koca zengin, para çok. Bastırmışım parayı, yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur, canın ne isterse ye. Yok yok yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofralar öyledir ya. Karnın yemeden doyar ya yine. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol, içinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksi yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya anlasana. Sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Bir adam gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimize sığdıracağı o kocaman evden büyük. Yani zengin koca eşittir. Hepimizi başının üstüne taşıyacak bir adam. Hayallerimdeki bütün ışıkları yakacak bir adam. Adamsız hayal bilmez misin sen? Kızım sen mezun ol, mimar ol, sümüğünü atma adamlara. Annenin hayallerini ezebilirsin. Ama ben bir şey istiyorsam sadece kendim için istemiyorum. Hepimiz için istiyorum. Ya sen beni anlıyor musun? Ben sadece bize ait olan kocaman bir evde elektrik faturalarını düşünmeden bütün ışıkları yakmak istiyorum. Ha, o yüzden mi o adamın peşinde dolaşmasına izin veriyorsun? Derya terbiyesizlik yapma. Ben dün darbe edemedim. Herhangi bir adam değil. Herhangi bir adam. Herhangi bir zengin koca yani. Böyle allayıp pullayınca romantik mi oluyor anne? Bak bak tüylerim diken diken oldu. Ay. Kadar da duygusal bir servet avcısı. Hayallerindeki zengin kocaya git Sevil ablaya güzelliği. O senin arkadaşın, ona koymaz. Ben senin arkadaşın değilim. Kızının bana koyar. Bu arada sadece fatura için değil, enerji tasarrufu. Küresel ısınma için. Hmm. Hatırlatayım ben senin botoksunu ödemek için çalışıyorum. Kahve yaptım sana. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim mi? Hayır. Niye edebilirim? A-
Anne çalışıyorum. Tamam işte ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlatmıyorsun annene ya. Ne anlatayım işte? Ağaç dikiyorum, maket yapıyorum. Derya sen nerede çalışıyordun? Belki bana da bir... Yok. Sana yaramaz benim çalıştığım yer küçük bir aile işletmesi. Aile işletmesi. Hı. Tamam. Biraz ekstra dokunuşa ihtiyacı var, evet. Çok tamam. Daha fazlasına ihtiyaç var. İyi çalışmalar. Yengen, hiç fena değil. Hangi makinede yapıyorsun? Manuel diyorsun. Ressam mısın? Barış Bey, devam edebilir miyiz? Mimar olacağım okulda son sene. Hadi ya. Doğru yerdesin. Peki neden mimari stajı değil de kahve stajı? Öyle gerekti. Zaten kahvecide çalışıyordum part-time. Mezuniyet projeni bekleriz. Ben aslında Bora Bey'e flash bellek de vermiştim final projemi. Ama bakmaya vaktiniz olmamıştır tabii. Derya Hanım. Yandınız mı? Yok yok, gerek yok. Derya Hanım, tamam. Gerek yok. Lütfen, gerek yok. Afiyet olsun. Sanki biraz ayıp oldu. Pislik. Dramatize edilecek bir durum yok. Yok Arif. Hı? Hala yedirmedin değil mi çöp kutusunu ona? Ya şöyle şey yapsana kahve servis ederken. Yanlışlıkla falan döksene kahveyi üstüne. Yok, o günden sonra kahve istemedi zaten. Peki yani siz bu akşam mesaiye daha devam edeceksiniz. Ben hemen departmana bilgi vereyim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Hala nasıl patlamıyorsun ya? Ya bütün geleceğini, ideallerini, her şeyini adamın masasına koydun. Gitti çöpe attı. Pardon. Ay seni tanımasam yani. Bu suskunluğu masaletimdendir, tavırları da çok senlik değil ama. İnanamıyorum, hala nasıl patlamıyorsun ya? Ya bütün geleceğini, ideallerini, her şeyini adamın masasına koydun. Gitti çöpe attı. Pardon. Ay seni tanımasam yani. Suskunluğu masaletimden değil. Yok, istediğim bütün revizyonları yaptırdım işte. Ruhu yok, ruhu. Ruh yok ne demek ya? Ruhu yok demek. Babamla özel problemlerin olduğunu biliyorum. Ama artık sıktı, tamam mı? Bunun babamla ilgisi olmadığını biliyorsun. Bak, bu projeyi ne kadar önemsediğini biliyorum ama biraz daha... Senin için her şeyin babamla ilgisi var. Düne kadar babam projeyi beğenmez diye erteliyordun. Şimdi de babama trip atacağım, sunum yapamam diye erteliyorsun. Sıkıldım abi ya. Büyük zırva. Asıl zırva olan babanın takıldığı pomponlu ***'sını ekibinden çıkartma. Barış. Dışarı çık. Yüzünü yıka. Kendine gel. Kahve söylemedim. Kahve getirmedim zaten. Bir şey soracağım. Hı. Flash belleği neden çöpe attınız? Herhalde projenin tek kopyası o değildir diye düşünüyorum. Bu bir cevap değil ama. Tamam, şöyle sorayım.
Neden neredeyse hiç tanımadığınız birine bu saygısızlığı yaptınız ya? Ne istiyorsun? Ayaklarına kapanıp özür mü dileyim? Bu da bir cevap değil. Babamın annemi aldattığı pomponluyla ne alakan var senin? Bu bir cevap sanırım. Beni annem yüzünden mi suçluyorsunuz? Annen mi? Hı hı. O pomponlu dediğiniz kadın benim annem. Yani bütün bu orantısız güç, bu mobbing, çöpe giden o projem, hepsi o pomponlu kızı olduğum için yani öyle. O kadın senin annen mi? Anne olunca kutsal mı oldu bir anda? Ne oldu? Çok saçma. Kaç yaşındaki o? Sensin saçma. Sen tanıdığım en saçma, en terbiyesiz adamsın. Ayrıca kadın düşmanısın. Anne adı? Aradığınız anne şu anda ulaşılamıyor. Ama şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki doğduğum günden beri ulaşamıyorum ki ben zaten anneme. Bu gece ne oldu biliyor musun? Sen yeni zengin koca adayınla o adamın pislik babasıyla karıştırıyorsun diye. İki marka çanta, iki pahalı mekan göreceksin diye pomponlunun kızı oldum ben. Nefret ediyorum biliyorsun değil mi? Yaranmaya çalıştığın o kart zamparalardan nefret ediyorum. O kalantorların yanında girdiğin çıtır kız havalarından nefret ediyorum. Kızın olmaktan nefret ediyorum anne biliyorsun değil mi? Kızın olamamaktan daha çok nefret ediyorum ama. En çok neden nefret ediyorum biliyor musun? Annen olmaktan. Annemin annesi olmaktan nefret ediyorum. Oha anne oha. Ya, aa. Ne oluyor ya? Dur bir dakika. Ver şunu bana. Saçma mısın? Versene şunu. Ya ver anne. Şunu diyorum ya. O ne? Alayım ben onu. Nereden çıktı bu? Ay nereden çıkacak ya? Çakma zaten. Üf. E bir milyoncudan da değil ama herhalde anne. Ay gerçek gibi ağır bir de. Anne bir kere takayım mı? Söz veriyorum okula bile giderim takarsam. Söz lütfen. Kızım saçmalama ya. Sabah sabah daraldım. Gidin kahvaltı mahvaltı bir şey yapın. Üf. Gecem uyumuşum hiç sevmem. Hemen cildim bozuluyor. Neredeydin dün gece? Sabah sabah teker teker gelin ya hesap mı vereceğim? Ben çıktı ya. Daha duşa gireceğim ben. Hediye mi bu? Al vereyim sana sen tak aşkım. Ay yok hiç tarzım değil. Anne. Bir şeyler karıştırmıyorsun sen değil mi? Allah'ım sabah sabah ya bir milyoncudan aldığım yüzükle ne karıştıracağım acaba? Hayret bir şey. Ay, ödüm koptu ya. Senin ne işin var burada? Okulun işin falan yok mu senin? Çocuklar çıksın da rahat rahat konuşalım diye bekledim. Ne konuda diyeceğim ama? Anne. Bak o Demir ailesinden uzak duracaksın. Tamam mı? Duydun mu beni? O adamın adını ağzına bile almayacaksın artık tamam mı?
Bir dakika, bir dakika. Ne ilgisi var şimdi? Ya onu diyorum işte. O adamla bir alakan olmayacak. Kendine azıcık saygın varsa, azıcık vicdanın varsa anne lütfen ya. Derya ne oldu? Bir şey olmuş. Bana bir şey olmuş. Ben anlarım. Söyle bana ne oldu? Av mı istiyorsun? Avla. Şu uyduruk yüzüğün çakması yetmez. Gerçeğini mi istiyorsun? Ya git Elon Musk'ı avla, Bezos'u avla, Hakan'ı musallatı ol ama kendine başka bir zengin koca bul. Dündar Demir'den uzak duracaksın. Tamam mı? Anlatacak mısın artık? Ya öleceğim meraktan ya, şiştim. Ne oldu da Denver defteri kapandı? Ya bırak artık şunu, hadi anlat. Ya. Nasıl ya? Annen, onun babasıyla hem de o gece. Ve sen bunu benden sakladın. Burcu ne yapayım? Utandım, utandım. Senden bile utandım, düşün. Gerçi alışkınım annemin saçmalıklarına çocukluğundan beri de işte hiç bu kadar kötüsü de olmamıştı ya. Gitsin babasına söylesin abi. Evli olan o, annen değil. O yakışıklı, sempatik çocuktan da hiç beklemezdim ayrıca. Asıl öbürü, karizmatik dedik, hödük çıktı ya. Bana bak. Sen borç mu taksan şu sevimsiz kadın düşmanına? Hı? Ders olur. Son nefesim bile olsa ben o parayı o adamın suratına atmazsam. Öğrenci halimle iş bulursam asgari ücretle diyorsun. Denver. Kızım ne yapıyorsun? Aç. Alo. Derya Hanım'ın telefonu. Yok ben arkadaşıyım. Barış Bey'in asistanı. Ürünü lacivert işte. Kapat şunu. Yalnız Barış Bey'e iletin lütfen. Derya Hanım artık onlara kahve pişirmiyor. Kesinlikle. Biz de zaten Derya Hanım'a kahveden çok daha fazlasını teklif etmek istiyoruz. Hiç ilgilenmiyorum. Dur. Lütfen kapatma. Bitirme projeni gördüm. O çöpe attı. Ben çöpten çıkardım. Projeni çok beğendim Derya. Eğer kabul edersen sana seninle masaya oturup... Denver yapı altında proje bazlı iş teklif etmek isteriz. Ne zaman müsait olursan şartları konuşmak için beklerim seni. İlgilenmiyorum dedim. Yazıklar olsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Denver yapı diyorsun. Ciddi ciddi mimarlık teklifi diyorsun. Öyle oldu vallahi. Ben de beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Hayır, benim anlamadığım bir şey var. Şimdi ne alaka bu Denver? Ne alaka derken? Mimarlık okuyorum ya ben anne. Orası da sektörün lider şirketlerinden biri ya. Yani o lider şirket okul okul gezip çalışkan öğrenci mi avlıyor? Staj mutaj işleri işte. Sen anlamazsın. Projemi göndermiştim. Sen... Ayrıca ne oldu, sen bir bozuldun? Ne münasebet canım, niye bozulacakmışım? Ne güzel mimarlık teklifi gelmiş kızıma. Değil mi yani? Mutlu olman lazım. Çünkü neden olmayasın? Yani senin ne alakan var ki Denver'le? Herhalde canım öyle. Aa. Ama yani sen de aslında tam olarak henüz kabul etmedin. Yani tamam, güzel teklif ama benim bir düşünmem gerek. Teklif bana geldi anne, sana değil ki. Hem ne oluyoruz ya? Ne alakan var senin Denver yapıyla? O evin kızına terzilik yapmıyorsun artık. O adamla da görüşmüyorsun. Görüşmüyorsun değil mi anne o adamla? Ne alakası var ya?
Ben kendi hayat tecrübemle sana bir yol göstermeye çalışıyorum. Sen adam diye tutturuyorsun. Hayır diyorum ki öyle her teklife balık gibi atlanmaz diyorum. Kendini ağırdan sat diyorum ama kime diyorum acaba? Şey diyorsun sen yani. İnsan kaynaklarına kaçan kovalanır yap diyorsun. Ay hayır. Çok hevesli görünürsen az para verirler diyorum. O yüzden kendini ağırdan satman gerek. Ha. Sen o yüzden iş bulamıyorsun. Kendini ağırdan satmaktan. Ben de sanıyorum ki pür makyaj sabahın köründe evden çıkıp gece yarıları eve döndüğün için iş arayamadığın için işsizsin. Pes. Ev sahibi değil mi o? Niye suratına kapatıyorsun? Ay iki saat şimdi konuşacak boş boş. Bu ay kirayı iki taksitle ödeyeceğiz. İkimiz de işsiz diye konuşacaktın kadınlarla. Konuştun değil mi? Bir sorun yok yani. Ay ne sorun olacak ya? Yemedik evine. Kaçmıyoruz herhalde. Anne bak bana kiradan gol atarsan. Üstüme gelme çocukların yanında. Ne olmuş çocukların yanında? Sen bariz bir şeyler karıştırıyorsun. Ön ayaklık yapmasam mı artık? Evet. Kim bisküvi pasta ister? Ben isterim. İyi günler Handan Hanım. Kim gelmiş? Hoş geldiniz Salih Hanım. Baktım telefonu duyduğunuz yok. Ben de ayağınıza kadar geleyim bari dedim. Aa, numaranız mı değişti acaba? Çünkü bende hiç cevapsız falan yoktu. Çocuklar hadi siz ellerinizi falan bir yıkayın bakalım. Hadi bakalım. Herhalde benim telefonumda bir sorun var. Ay size buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Buyurun içeri girin bir kahve ikram edelim diyeceğim ama işte görüyorsunuz ev hali, çoluk çocuk falan. Ben sizi yarın arayayım müsaitseniz uygun bir saatte. Ben misafircilik oynamaya gelmedim Handan Hanım. Kiramı almaya geldim. Aa, aşk olsun böyle kapıya dayanır gibi. Teknolojik bir hata oldu herhalde. Ben yarın sizi arar anlatırım. Alayım o zaman artık kiramı. Şimdi Salih Hanım biz onu şöyle... Salih abla şöyle yapalım. Annem size söylemeyi unuttu herhalde. Biz bu ayın kirasını iki taksitle ödeyebiliyoruz. Annem işten çıkmak zorunda kaldı. Ben de işsizim. Bu aylık böyle bir idare ediversen bir aycık sonra işte. Ne bu ayı Derya'cığım? Üç aylık alacağım var benim. Aa, yok canım o kadar olmamıştır. Tamam ben sizi yarın arayacağım. Ama bu kaçıncı yani? İllallah dedim kızım. Ben de senden aldığım parayla geçiniyorum. Zaten bedava oturuyorsunuz, eski kiracısınız diye şu çevreni bir bak kafanı kaldırdı. Bu muhitte sizin kadar üç kuruş oturan var mı? E o zaman sen de üç kuruş için kapıma dayandın. Salih abla, şöyle yapalım mı? Sen bana birazcık zaman ver. Ben Ocak bitmeden bütün kirayı sana ödeyeceğim taksit taksit de olsa. Olur mu? Kusura bakma kızım. Söylediklerim annene. O çocukların hatırına. Bir de bu akıllı uslu kızın hatırına. Şubat gelene kadar ödedin ödedin. Yoksa protesto çekiyorum. Anne taşınırsak okulda değiştiririz değil mi? Hayır taşınmak yok. Taşınmak yok anne hayır. Biz gidersek babam gelince ne olacak? Saçma sapan şeyler yapmayın gidin bisküvili pasta yapın hadi. Hadi hadi yallah. Karşı taraf falan olmasın buralar yine okeydir yani. Babam gelirse kapıda kalacak ama. Benim bir açıklama yapmam gerek sanırım. Ben aslında gönderdiğin gibi veriyordum kirayı ama. Hı hı. Sen kira benden çıksın dedin diye. Aa kızı ödüyor kirayı demesinler diye. Ben parayı aldığım gibi sana gönderiyorum. Suç bende. Sende değil yani. Suç benim yani. Senlik bir şey yok. Anneme güvenmek benim suçum. Özür dilerim yani... Bir anda harcanmış işte. Anlamadım üç ayın nasıl geçtiğini. Aslında prim bekliyordum. Gelince arayı kapatacaktım ama birden kovulunca işte benim de hesabım şaştı. Şaştı. Ben hiç şaşırmadım. Sen şaşır, ben hiç şaşırmadım. Yani ne yapsam ne desem olmayacak zaten. Neyse benim bir işim var sonra konuşalım olur mu? Tabii tabii. Sen git giyin, süslen, boyan, hazırlan. Boyana boyana kirayı koparacak bir kalantor bulursun belki.
anne. Çok güzel oldu. Oo, onun işinin pozitif enerjisi. Ama bu gece de mi yoksun? Aşkım söz veririm, sen uyumadan geleceğim. Hep öyle diyorsun ama hiç gelmiyorsun. Can. Kim? Derya, akşam akşam hesap mı vereceğim? İş aramayı falan iyice saldığına göre bu seferki büyük balık. Tanıdık biri mi? Bana bak, senin ağzını dikerim. Duydun mu beni? Odama mı gidiyorsun? Derya, düş yakamdan ya. Öf! Arkamdan diyorlar. O adamın oğlu, oğlunun arkadaşı. Sen üç kuruşluk hayallerin için o adamla gizli saklı düşüp kalkarken o adamın en yakınları pompon diyor arkamdan. Hadi koş şimdi, koş onları haklı çıkarmaya koş. Hadi. Ben anlamadım ya. Ya dün anneni küfreden adamlarla oturmuyorum diyordun. Bugün. Bugün değil, dün. Dün gece. Dün geceden sonra artık böyle. Ben hayatımın teklifini Handan Hanım'ın gururu uğruna reddedeyim. Annem kalksın gezi gezi hala o adamla görüşsün. Oldu. Utanma sırası onda artık. Annem utansın. Burcu yürü. Bekle. Burcu, inanamıyorum yani. Ben şimdi bu masaların birinde mi çalışacağım gerçekten? Tam olarak şu masa. Patron geldi. Ben patron değilim. Proje koordinatörü değilim. Bence patrondan daha bu. Dur, dur. Önce bir hoş geldin deseydim. Bence seninle çok eğleneceğiz. Buraya eğlenmeye gelmedim, çalışmaya geldim. O zaman İK sözleşmeni hazırlarken seni böyle alabiliriz. Bu arada ben çalışmaya gelmedim. Yani eğlenebiliriz. Tabii. Bir şey ikram edelim size. Ne içersiniz? Çok sevinirim. Kahve olur. Sıcak sıcak. Ne olmaz ki? Niye? Doğum günü pastası bu. Babaannemin doğum günü. Canlarım gelmiş, canlarım kurban olurum. Hoş geldiniz. Oh,
İyi ki doğdun babuçi. İyi ki doğdun babuçi. İyi ki doğdun babuçi. Birader. Anne, bizi bir çeksene. Anne. Handan, hadi sen de gel kızım. Hasta bakıcıyı çağıralım da hepimizi çekiversin. Anne, sana diyor babaannem. Çektim gittim. Babuçi, babam seni ararsa ona şey der misin? Acele etsin. Yoksa zengin koca annemi kapacak. Derya, hadi yavrum yemekhaneye inin de çatal, bıçak, tabak filan alıverin. Can, sen de in, gazoz al. Benim deftere yazsın, gazozlar babandan. Oley be. Hadi yavrum. Oley be. Hadi benim canlarım. Ben çok mutsuz, afiyet olsun. Ay canım gelinim benim. Önemli değil, işi varmış. Ben gönül koymam. Anne, ne yaptın sen yine kadıncağıza? Ya bir 10 dakika dayanamıyorsun değil mi? İşe gidiyorum demişsin, bir de yalana bak. Dayanamıyorsun. Bir az buçuk aile olduk, hemen ona bile dayanamıyorsun. Katlanamazsın sen çünkü. Çok demode şeyler bunlar çünkü, değil mi senin için? Ya sen görmüyor musun? O çocuk babaannesinin kucağında babasına kavuşmuş gibi oluyor. Yılda 3 gün rol yapamıyorsun ya. Can için ya. Can için bile katlanamıyorsun değil mi? Şu haline bak. Sen busun işte. Sen busun. Kaçan kocanın annesine şov yapmak için huzur evine geldiğin kılığa bak. Sen busun işte. Handan kafası bu. Derya. Git ninenle pastanı kes. Bana da bulaşma. Çıkıyor mu bari acısı babamın? O kadından çıkarabiliyor musun? Annem bir iş görüşmesi için... Neyse, klasik gitti işte. Gönül koyma evladım. İşe çıkmış, ne yapsın? Ben darılmam ki. Oy, benim pamuğum darılmaz tabii. Pamuş bu, pamuş. Aa, babuçi, kedi yavrusu var bahçede. Ha, bahçede yavru kediler var. Çok tatlılar. Hadi gidip bakın. Beraber gidin. Ah benim yüzü güzel, gönlü güzel kızım. İlk göz ağrım. Ne güzel seversin sen babaannem. Ne güzel seversin ya. Doyamam ki seni sevmelere ben. Vallahi her gece şuracıkta burnumda tütüyorsun. Olmuyor böyle babaanne. Sen burada, biz orada. Ne yaparsak yapalım, bizden gerçek bir aile olmuyor. Annemden anne olmuyor. Olacak, olacak. Hele baban bir dönsün, olacak. Ay babaanne. Yani can mıyım ben? Onu bile kandıramayacaksınız 2 sene sonra. Annem yapıyor bari, sen yapma. Ah o annen. Annemi her konuda suçlarım ama babam konusunda suçlayamam. Sen de suçlama. Suçlar mıyım hiç evladım? O hala benim nazarımda gelinim. Hiç yapar mıyım öyle şey? Annen de artık hep geç kalıyor. İş arıyor bir tane. İnşallah senin koca bulamaz. Babama yazık olur yoksa. Sen gel bakayım öyle. Gel.